Star Game kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir metinlik videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Evet bugünkü anlatacağım şey pet sistemi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki pet sistemi oldukça önemli. Çünkü bizim ekstra bonuslar almamıza petimiz çok fazla yardımcı oluyor. Özellikle üst seviyelerde ve üst seviye zindanlarda e, Boz keserken veya normal bir e, Üst level Haritada Petin önemi çok büyük arkadaşlar O yüzden de e, petimizi Geliştirirken ona göre Seçimler yapmamız gerekiyor Ben bugün hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi yani sıfırdan e, anlatmaya çalışacağım Bildiklerimi e, Bu Pet sistemi hakkında biraz e, bilgi toplamaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah e, sizler için faydalı e, olur. E, şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak anlatacağım şey petleri nasıl elde ediyoruz? Petleri e, pet sandığından elde edebiliriz ya da bosslardan elde edebiliyoruz. Örnek verecek olursak Nemere boss'unu, e, Nemere boss'unu kestikten sonra size e, Nemere yumurtası atabiliyor. Aynı şekilde Maymuz e, Maymun Zindanında e, en sonda bulunan Maymun zindanın en sonunda bulunan boss'u kestiğimiz zaman da ondan da küçük maymun yumurtası atabiliyor. Eee Nesi peti için Hidra kesebiliriz örnek olarak. ya Bu şekilde e, bossları keserek e, Elde edebiliyoruz yumurtaları. Tabii ki yumurtalar e, sandıklardan da çıkıyor. Veya e, pet sandıklarından da çıkıyor. E, bu şekilde yumurtayı elde ettikten sonra arkadaşlar yumurtaya sağ tıklıyoruz. Yumurtayı açıyoruz. Açarken sizden bir isim girmenizi istiyor. Bu da e, şöyle göstereyim. Petinizin ismi oluyor arkadaşlar. Şöyle mesela benimki Türkiye yazmışım Bu petin ismi oluyor arkadaşlar. Siz bu petin ismini belirliyorsunuz. Bunu girdikten sonra arkadaşlar artık petiniz e, envanterinize bu şekilde geliyor. Şimdi petimiz envantere geldikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi arkadaşlar isterseniz e, yumurta açarak isterseniz de peti satın alacağınız zaman dikkat etmeniz gereken en önemli olay petin tipidir arkadaşlar. Petin tipi çok önemli. Şimdi kaç olması gerekiyor derseniz arkadaşlar pet tipi 6 olması gerekiyor. Yani pet tipi 2 3 bunlar zayıftır. Hiç uğraşmayın. Pet tipi 4 5 yine tamam düşük levellerde olabilir ama ileriki levellerde Sizlere yetersiz kadar arkadaşlar ve satmak istediğiniz zaman da zaten e, pek alıcı bulamazsınız böyle petlere ama tip 6 bir pet alırsanız her zaman için hem ticareti kolay olur hem de genel olarak kullanımınızda sizler için biraz daha ömürlük olur. Şimdi pet tipimiz e, pet tipimizi belirlemeden önce bir husus daha var petin skill'leri arkadaşlar şimdi petlerin Sizlerle beraber savaşa girdiği zaman sizlere ekstra bonus sağlamak için skillleri var arkadaşlar Bunlar da pet tiplerine göre bir skill 2 skill 3 skill değişiyor Sizin almanız gereken pet tip 6 ve 3 skill pet olsun arkadaşlar Şu anda zaten herkesin üst seviyedeki arkadaşlarımı kullandığı petler bu şekilde. Şimdi peti nasıl çağırıyoruz sağ tıklıyoruz arkadaşlar petimiz geldi bakın bendeki nesli peti örnek verecek olursak hemen e, sol altta petimizin e, durum penceresi çıktı arkadaşlar. Şimdi petimizle ilgili bilgileri alabilmek için şu kısımdan bakın pet bilgisi var ya da bununla uğraşmayayım diyorsanız klavyenizden P tuşuna basarak. Bu pencereye ulaşabilirsiniz şimdi bu pencerede neler var öncelikle bunlara bakalım Bu pencerede arkadaşlar e, ilk açıldıktan sonra Yapacağınız şey Petinizin skill'leri bakın burada beceriler Eğer sizde burada iki skill ise mesela şurası kapalı olur veya tek skill ise, Şu iki pencereniz kapalı olur arkadaşlar Şimdi benim petim e, Tip 6 ve 3 skill bir pet peki tipini nereden bileceğim diyorsanız hemen satıcıda arkadaşlar şu itemi alıyorsunuz. Pet belirleme küresi. Pet belirleme küresi e, köy satıcı satıcıda çok ucuz arkadaşlar. Onu alıyorsunuz. Bu sizin petinizin tipini size gösteriyor arkadaşlar. Normal şartlarda pet tipini göremezsiniz. Şimdi petimizin tipine bakalım. Şuradan arkadaşlar basıyorum. Bakın. Geldi. Pet tipi 6 efsanevi güçlü pet diyor. Şimdi Pet'imizin tipini bu şekilde belirledikten sonra. Pet'imiz tip 6, skill'lerimiz de 3 skill. Çok güzel. Şimdi bu pet'i kasabiliriz. Şimdi burada bakacağımız şey, bakın şurada bonuslar var. Bu bonuslar arkadaşlar bir level bir pet'te, yeni açtığınız bir pet'te olabildiğince yüksek olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu önemli. Yani başlangıcı önemli. Çünkü siz pet'i geliştirdikçe buradaki oranlar artacak ve e, sizinki ne kadar fazla artıyorsa size o kadar çok bonus e, sağlamış olacak. Hemen üst kısımda arkadaşlar petimizin yaşı var. Şöyle söyleyeyim. Oyundaki bir gün e, petin bir yaşıdır arkadaşlar. Şöyle söylemek gerekirse petimizi e, yumurtadan çıkardık. Eğer ki 30 gün boyunca petimiz yaşarsa petimizin buradaki yaşı 30 olur arkadaşlar. Yani Petimizin geçirdiği gün aynı zamanda petimizin yaşı. Hemen burada petimizin seviyesi var zaten. Petimizin bir diğer özelliği de süre arkadaşlar. Hemen alt kısımda gözüken bakın 11 gün 9 saat 35 dakika yazan kısım petimizin süresi. Petimiz bu zaman zarfı içerisinde yaşar arkadaşlar. Yani siz peti gönderdiğiniz zaman bile bu süre işlemeye devam eder. Yani bu süre Daimi olarak işlemeye devam ediyor. Bu sürede maksimum seviyelerde almaya gayret gösterin. Yani bir günlük, bir haftalık, iki günlük petler biraz e, beslemeniz gerekiyor sürekli. Oyuna çok sık giremiyorsanız da buradaki sürenin yüksek olması gerekiyor. Bu süre arkadaşlar düştüğü zaman ve sıfırlandığı zaman petiniz maalesef ki ölür. Petimiz öldü. Ne oldu? Çöp mü oldu? Hayır. Petimizi tekrardan canlandırabiliriz. Şöyle ki... Burada protein lokmamız var arkadaşlar. Protein lokması ucuz bir eşya. Pazarlardan 2M, 3M, 4M artık bulabilirsiniz. Aynı zamanda Nesne Market'te de var. Şimdi protein lokmasının bir iki tane işlevi var arkadaşlar. Birinci işlevi ölmüş olan petinizi... Eğer ki protein lokmasını üzerine atıp yedirirseniz petiniz canlanır. Fakat canlanan petin arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz yaşı sıfırlanır. Yani petiniz örnek veriyorum 120 yaşındaysa öldükten sonra sıfırlanır ve tekrardan 1 yaşında olarak size geri döner. Buradaki bonuslar değişmez arkadaşlar onu da söylemiş olalım. Ee, petimiz sizinle beraber Savaşa girdiği zaman sizin kestiğiniz slotlardan beslenir ve şuradaki tecrübe oranı kutucukları dolar arkadaşlar. Kırmızı olanlar XP'dir. Mavi olan ise e, nesne XP'si. Yani siz kasılıyorsunuz. Petinize de XP geliyor. Ve şu kutular doluyor. Daha sonra sizin e, pete item yedirmeniz gerekiyor arkadaşlar o da nesne xp'dir. Şu kısımdan açıyorsunuz. Bu kısma gereksiz bir item atıyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum ben siyah çeliğim var. Hani bunu buraya atarsam arkadaşlar ve besledersem bu çelik gider. Ve petimizin şu mavi kısmı dolmaya başlar. Bu kısmı doldurduktan sonra petiniz arkadaşlar seviye atlar. Bu kısımda yedirdiğiniz XP, nesne XP bölümünde yedirdiğiniz iteme çok dikkat edin arkadaşlar. Burada kendi kullandığınız itemi sakın ki Oraya atmayın Çünkü yedirilen itemin Kesinlikle geri dönüşü yok maalesef e, Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor Dedikten sonra e, Petlerimizi nasıl satıyoruz arkadaşlar örnek veriyorum siz bir peti, e, satacaksınız Kastınız e, Nakliye kutusuna ihtiyacınız var arkadaşlar nakliye kutusu nesne markette Satılıyor ve e, oyun içerisindeki ...kullanıcılardan da bunu bulabilirsiniz. Ortalama fiyatı şu anda 2 bon civarı. E, tabii bu değişebiliyor. Satan kişiye göre değişiyor. Nakliye kutusunun içerisine bu peti yerleştirdiğiniz zaman... ...arkadaşlar artık satabilirsiniz. E, nakliye kutusunu başka bir insana ticaretten satabiliyorsunuz. E, nakliye kutusunun içerisine aldığımız pet yaşamaya devam ediyor. Ve nakliye kutusunda 30 gün boyunca kalıyor. Yani 30 gün içerisinde peti satabilirsiniz... Petlerimiz bizim gibi hasar almıyorlar arkadaşlar yani biz ölsek bile savaşta petimiz ondan etkilenmez Petimizi geliştirirken arkadaşlar petimizin rengi ve boyutlara değişiklik gösterir yani şu an mesela Benim nesli petim mavi ise Bir sonraki gelişimlerde bunun rengi mor gibi değişik bir renk alıyor ve boyutu biraz değişiyor arkadaşlar Yani geliştikçe petimizde Değişime Uğruyor Petleri arkadaşlar yavrucukla beraber çağırabiliriz ama aynı anda iki tane peti mesela çağıramıyorsunuz Şu an örnek verecek olursam burada bonsai var onu çağırdığım zaman Bakın o da geldi Burada neyse yani hem yavrucu Hem peti aynı anda kullanma şansımız var Dedikten sonra Petimizin gelişimi için arkadaşlar 1 ve 40 levele kadar petin normal bir şekilde e, nesne ve normal XP ile geliştirebiliyoruz. 40. seviyeye geldiği zaman arkadaşlar genç seviyesidir. Şu şekilde göstereyim. Şimdi burada yazan seviye 40 genç 3 petimiz var. Bakın bu artık e, genç seviyesinin son aşamasında. Ve bundan sonra petimizi geliştirmek için bizden malzemeler istiyor arkadaşlar. Bunu da hemen... Şurada bakın genç pet kitabı. Şu an petimiz genç olduğu için genç pet kitabına ihtiyacımız var. Genç pet kitabının üzerinde bir sonraki aşamaya geçmek için gerekli malzemeler var arkadaşlar. Bu bilgilerin aynısı Gameforce'un kendi sitesinde de var. Oradan da bakabilirsiniz tabii ki. Şimdi yabani pet seviyesini atlayacak arkadaşlar bir sonraki seviyede. Şu an 40 seviye ve 41. seviyeden itibaren artık yabani pet aşamasına geçecek. Bunun için bizden istediği şeyler arkadaşlar 10 tane genç pet kitabı, 10 tane e, örümceğin yumurta kesesi, 10 tane beyaz domuz kuyruğu kurdaları da ihtiyacımız var. Artılı olacak arkadaşlar. 10 tane şuriken, 10 tane süslü saç tokası, 5 tane siyah üniforma artılı. Bu arkadaşlar hani yıpranmış üniforma e, ile karıştırmayın. Bu siyah üniforma artılı. Bir de buz parçası artılıdan 5 tane istiyor. Siyah üniformadan da 5 tane istiyor. Malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen petimizin gelişimini yapalım. Bakın gelişim tuşunun üzeri arkadaşlar yanıp sönüyor zaten. Bu da petimizin gelişmesi gerektiğini gösteriyor bize. Hemen bunu yapmadan önce size petin süresini arttırmayı da göstereyim arkadaşlar. Şimdi petim benim normalde 27 günlük bir pet. Kalan süresi 11 gün. Eğer e, yani 11 günün sonunda veya işte son bir gün kala değil de ben şu an örnek veriyorum tatile çıkacağım. Petim diyeceğim ki ölmesin ben gelene kadar yaşasın dersem protein lokmasını alıyorum. Üzerine sürüklüyorum arkadaşlar. Protein lokması ile nesli petini besle. Evet dediğim anda bakın süresi tamamlandı. 27 günle geri eski haline geldi arkadaşlar. Şimdi bu şekilde petin süresini arttırabiliyoruz. Petin ölmemesini sağlıyoruz. Ölmüş petimizi canlandırabiliyoruz ama arkadaşlar petinizin ölmemesine mümkünse dikkat edin. Çünkü peti kasıyorsunuz ve petin gelişim aşamalarında petinizin şuradaki gün sayısı yani yaşı dediğimiz gün sayısının Yüksek olmasına dikkat edin. Bu gelişimlerde size ekstra fayda sağlıyor arkadaşlar. Yani bekletilmiş pet dediğimiz olay aslında bu. Yani günü bekletilmiş petlerde şuradaki bonus penceresindeki artış oranları değişiyor arkadaşlar. Ee, size daha fazla artış oranı sağlayabiliyor. Ee, o yüzden de petinizin yaşının mümkün olduğunca sıfırlanmamasına özen gösterin arkadaşlar. Şimdi petimizin gelişimini yapalım hep beraber. Yani 41. seviye petimizi geliştirmek için geliştirme penceresine basıyorum arkadaşlar. Şimdi gereken itemleri buraya sıralayacağım ben. Ve bu itemleri temin etmekte kolay arkadaşlar. Pazarlarda zaten uygun fiyatlarda bu itemler satılıyor. Düşük level bir çağınız varsa zaten şu itemleri ikinci köyde düşürebiliyorsunuz. Siyah üniformayı, şurikeni, e, kurdaleyi ve süslü saç tokasını düşürebiliyorsunuz. Diğerlerini de pazarlardan alırsanız e, işiniz çok kolay olur. Besle diyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar kolay. Petimiz artık 41. seviyeye geldi. Ve farkındaysanız arkadaşlar biraz büyüdü. Hafif bir büyüme sağladı. Çok fazla değil. Şimdi bundan sonra yapacağım şey benim arkadaşlar artık Peti e, şuradaki tecrübe kutucuklarını doldurarak kasmaya devam etmek nereye kadar? Şimdi 41. seviyeden 80. seviyeye kadar bu şekilde petim artık devam edecek arkadaşlar. Ha, becerileri hemen kullanabilir miyiz derseniz hayır kullanamayız. Çünkü becerileri ekleyebilmemiz için petimizin e, cesur seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Cesur seviyesi 81. seviye arkadaşlar. 81. seviyede sizden yine malzemeler isteyecek. Bu malzemelerle petimizi kahraman seviyesine çıkaracağız. Yani 81 seviyenin üzerine çıktığı zaman petimiz kahraman seviyesine çıkar arkadaşlar. Ve artık beceri penceresi kullanılabilir. Becerilerimizde neyi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar? Ee, <laughs> Genel olarak şu anda serverda herkesin kullandığı 3 tane pet becerisi var arkadaşlar. Bunlar talim, Canavar avcısı ve berserker arkadaşlar. Şimdi bunlar bize nasıl bir etki sağlıyorlar? Berserker kitabı okutursak arkadaşlar, saldırı değeri veriyor. E, tabii ki saldırı değeri hepimizin isteyeceği bir şey. Talim de yine beceri değeri veriyor ve canavar avcısı da canavarlara karşı hasar artışı almamızı sağlıyor. Zaten haritalardaki Çoğu slotlar canavar grubuna girdiği için burada ekstra damage demek arkadaşlar. Yani pet bizim saldırı oranımızı mümkün olduğu kadar arttırıyor arkadaşlar. Becerileriyle bonuslarıyla da bize ekstradan HP ve savunma veriyor arkadaşlar. O yüzden petler oldukça önemli. Şimdi petimizi açtık arkadaşlar. Örnek veriyorum. Petimiz tip 3 çıktı. Hemen şu kısımdan geliyoruz. Pet tipini değiştir var arkadaşlar. Bunu Peti Efsun'la malzemesi var. Şöyle mavi bir küre oluyor arkadaşlar. Onu buraya bırakıyorsunuz ve yeni pet tipi alabiliyorsunuz. Ya Bu çok gerekli mi derseniz açıkçası e, tartışılır. Benim fikrimi soracak olursanız hazır tip 6 bir pet almak daha mantıklı e, olacaktır. Hemen kırmızı kısma geldiğimiz zaman da pet dirilmesi var arkadaşlar. Ee, buradaki fark ölen pedi dirilttikten sonra size bahsettiğim yaşının orijinal yaşının %80'inde diriliyor. Yani tamamen sıfırlanmıyor arkadaşlar. Siz ölmesine gayret gösterin ki böyle bir şey yapmaya e, sorunda kalmayın arkadaşlar. Pet leveli maksimum 105 seviyeye kadar kasarabiliyor şu an arkadaşlar ve petiniz sizin levelinizin üzerine geçemiyor. Yani ben şu an 90 levelim petin 90 levelin üzerine çıkma şansı yok. Yani petiniz sizin levelinizi takip eder arkadaşlar. Peti kasarken de düşen itemleri arkadaşlar gereksiz itemleri mutlaka toplayın ve şu nesne xp kısmına basın arkadaşlar. Yani nesne xp kısmı dolsun. Burası sıfırlandıktan sonra yani komple mavi olduktan sonra şu tecrübe oranı zaten çok hızlı dolar ve e, petiniz level alır arkadaşlar. Benim daha önce kullandığım bir pet var şurada maymun petiydi bu. Şu an e, süresi geçti arkadaşlar. Mesela ben bu peti kullanmak istemiyorum. Ne yapacağım dersek de e, bunu besle kısmından eğer ki bunu sürükleyip bırakırsak tabii ki bu da e, gider arkadaşlar. Aynı zamanda bunu bunun üzerine atarak da e, petin protein lokmasındaki etkisinin aynısını alabiliyoruz. Küçük bir miktarını veriyor. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Petler hakkında anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar arkadaşlar. ha Petin e, 4 tane seviyesi var arkadaşlar. Genç, yabani, cesur ve kahraman seviyesi. Benim petim gençti ve şu anda... Yabani 3 seviyesine geçti farkındaysanız. Bir sonraki gelişim aşaması 80. level arkadaşlar. 80. seviyeye kadar sadece şuradan nesne ve normal tecrübe oranıyla pet'in levelini arttırmış olacağım. Ve pet'imi kullanacağım. Daha sonra 81 levelin üzerinde de beceri kitaplarını okutmuş olacağız arkadaşlar. Pet'inizin gelişimine şöyle arkadaşlar. Pet'inizin gelişimine de takip edin. Ee, kaç seviyede yani pet kaç levelden sonra şuradaki bonuslar kısmı değişiyor. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Yani pet 4 level aldıktan sonra mı buradaki bonuslar artıyor? Veya pet 2 level aldıktan sonra mı buradaki bonuslar artıyor? Bu da önemli arkadaşlar. Bonuslar çok çok yüksek levellerde artıyorsa hani o peti de e, kasmayın derim. Ya pet sistemi biraz detaylı bir şey arkadaşlar. O yüzden e, peti kasmadan önce e, bunu bunları takip etmemiz gerekiyor, becerilerine bakmamız gerekiyor, tipine bakmamız gerekiyor ve mümkün olduğu kadar da buradaki süresinin yüksek olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da bize ek fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, pet sistemi arkadaşlar genel olarak bu şekilde özetlemek istedim yani pet kullanımı bu şekilde. Tabii ki daha fazla. Detayları var mı derseniz Daha fazla detayları da vardır Benim şu anki aklıma gelenler ve aktaracaklarım Bundan ibaret Bu genel temel bilgiler Söylediğim gibi petimizi Tekrardan Şu şekilde yavrucukla Veya Bize ekstradan verilen Petlerle de kullanabiliyoruz ama Normal petle aynı anda kullanamazsınız yani iki tane nesli petini veya işte bir tane dur petini çağırıp bir tane de Nessi e, çağıramazsınız. Mutlaka bir tane petiniz olsun arkadaşlar. Bunu düşük seviyelerde değil de üst seviyelere çıktığınız zaman 90. seviyenin üzerine çıktığınız zaman artık zindanlara, bosslara gideceğiniz için petiniz size çok fazla yardımcı olur arkadaşlar. Fayda sağlar, sizle beraber e, her savaşa katılmış olur dedikten sonra aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Benim eksik kaldığım şeyler olursa arkadaşlar sizler videonun altına yorum kısmına ya bak sen bunu anlattın ama şu da vardı veya şurada yanlış anlattın kardeşim bu böyle değil diye eklerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Çünkü ben yanlış bir bilgi aktarıyorsam bunları düzeltmemiz gerekiyor veya eksik kaldığım bir yer varsa bunları tamamlayalım ki PeT sistemi hakkında hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlarımıza faydalı olmaya çalışalım. Bugünkü aktaracaklarım bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.